Arkadaşlar Zoom'u indirdikten sonra yapmanız gereken ilk olarak sign up kavramına dokunmak. Sonra şifresini bildiğiniz bir mail adresi girmeniz lazım. Mail adresini hemen giriyorum. Daha sonra adınızı yazmanız lazım. Adımı yazıyorum. Sonra şurada yuvarlak bir tane yer var. Arkadaşlar onun üzerine tıkladığında mavi tik girmeniz lazım. Sonra sign up yazan yere bir kez daha tıkladım ve okey diyorum. Tabii ben daha önceden kaydolmuştum. Yapmamız gereken ikinci olay ise arkadaşlar sign in yazan ikinci kısma yani giriş kısmına bir kez daha tıklıyorum. Burada benden parmak izi istiyor. Daha önce ben şifreyi kaydettiğim için hemen şifrem gelmiş oldu. Yani bir kere şifreyi kaydederseniz bir kez daha sizden istemez. Şimdi iki tane olayı da anlatacağım size arkadaşlar. Birinci olayı önce bir videoyu nasıl başlatırsınız? Başlatmanın yolu şu. Start meeting diye tıklıyorum. Burada isterseniz videoyu kapatabilirsiniz. İsterseniz videoyu açabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şuradaki rakamlar ise arkadaşlar birileriyle paylaşmak için. İsterseniz kapatabilirsiniz. Yani kimse size bağlanmayabiliyor. Şuradaki 993, 299, 28, 22 bu numaraları arkadaşlar paylaşırsanız herhangi bir arkadaşın WhatsApp'ına falan yazdığınızda onlar bu numaraları girerek size bağlantı sağlayabilir. Biraz sonra bunu tekrardan anlatacağım. Start meeting diyorum ve birazdan video başlayacak. Kendimi göstermiyorum. Kabul ediyorum. Sesim çıksın diye kabul ediyorum. Kamerayı da şöyle bir çeviriyorum arkadaşlar. Kamerayı çevirdim. Hatta kamerayı kapatıyorum. Şimdi burada şare konsept yazan yere dokunuyorum. Arkadaşlar şehrin olduğu yere dokundum. Mesela ders anlatmak istiyorsunuz. Boş bir tahta en alttakine dokundum. Buradan istediğiniz herhangi bir şeyi çok rahatlıkla yazabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Fark etmiyor. Size kalmış bir şey. Sarı yapabilirsiniz. Evet son derece kullanışlı. Buradan renkleri dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Veyahut da ne yapılabilir? Şöyle gösterelim. Diyelim ki bir PDF paylaşmak istiyorsunuz. Ders anlatacaksınız. Hemen Google Drive'a girdik. Buradan ben bir tane notumu, anatomi notumu mesela sisteme yüklemek istiyorum. Evet biraz bekleyeceğiz. Tabii internet hızına bağlı. Birkaç saniye sürüyor. Çünkü biraz uzun bir PDF. Şu an dosya yükleniyor. Yüklenene kadar karşı taraf sizin dosyalarınızı göremez. Ve yüklendiği andan itibaren şu an herkes bunu görebiliyor. Ve herkes çok rahat bir şekilde bu PDF'i yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir. Şurada sol altta bulunan kalemin üzerine tıklıyorum arkadaşlar ve tabi rengi de değiştirebiliyorsunuz. Çok rahat dersin sunumunu yapabilir, oynayabilir, yazılar yazabilirsiniz. Şurada üstte 993, 299, 28, 22 şeklinde kilidin olduğu yerde rakamlar var. Arkadaşlar bu rakamları siz herhangi birisiyle paylaştığınızda, mesaj olarak attığınızda kaç tarafta da zoom yüklendiyse buradan bu rakamlara girerek zoom'da direkt size bağlanır ve sesli görüntülü bağlantıyı sağlamış olur. Bunun dışında tabii ki bağlantıyı sağlamanın daha kolay bir yolu var. Bu rakamların üzerine parmağınızla şöyle 2 saniye basılı tuttuğunuzda bakın URL has been şeklinde bir şey yazıyor. Yani bunun URL'sini siz kopyalamış oluyorsunuz. Daha sonra bunu WhatsApp gruplarına attığınızda, yapıştırdığınızda siz onlara bir adres atıyorsunuz. Onlar da o adrese tıkladığında direkt size bağlanmış oluyorlar. Tabii bu ikinci yol biraz daha kolay bir yoldur. Görüşmeyi sonlandırmak istediğinizde end meeting diyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz ve arkadaşlar görüşme bitiyor. Peki rakamları nereye girmemiz lazım? Karşı taraf size bağlantıyı açtı, rakamları gönderdi. Rakamları da join kavramına giriyorsunuz. Rakamları böyle girdiğinizde doğru rakamları karşı tarafa direkt bağlanmış oluyorsunuz. Son derece kullanışlı.